29 Ekim haftasında uluslararası bir sempozyum yapacağımızı ve o arada da çok farklı faaliyetlerde bulunacağımızı söylemiştik. O yaptığımız çalışmalar ve gelecek hafta ya da bu hafta içinde çarşamba günü perşembe itibariyle başlayacak ve hafta sonuna kadar devam edecek. 25 farklı ülkeden Türkiye dahil yaklaşık 155 akademisyenin daha çok İstiklal Marşı ve Bağımsızlık Savaşı üzerine tepliler sunacağı bir uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu üçüncüsünü bu hafta gerçekleştireceğiz. Birincisini yine 2016 yılında üniversitemizde gerçekleştirmiştik. İkincisini 2017 yılında Arnavutluk'ta, Tiran'da, Tiran Üniversitesi ile uluslararası bir nitelikte gerçekleştirmiştik. Üçüncüsü de geçen sene yapılacak idi ancak pandemi sebebiyle yaklaşık 1,5-2 yıl ertelemiş olduk. Üçüncüsü de bu hafta gerçekleştirilecek. Bu sempozyumun uluslararası niteliğini belirgin bir şekilde hissedilecek düzeye çıkarttık bu sene. Dünyanın dört bir tarafından katılımcılar Mehmet Akif, İstiklal Marşı ve Bağımsızlık Savaşı konusunda güçlü, ciddi bildiriler sunulacak. Perşembe günü sabah açılışımız var. Açılış günü, açılış konferansında Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Bey verecek. Ve o gün bildirilerimiz perşembe ve cuma günü devam edecek. Cumartesi günü de kapanışla beraber nihayete erecek. Akif'in ismini taşıyan bir üniversite olarak daha çok yayın, basın, kültürel çalışmalarla, akademik çalışmalarla bu faaliyetlerimizi bir yıl boyunca sürdüreceğimizi söylemiştik. İşte 29 Ekim haftasında da Cumhuriyetimizin kuruluş haftasında böyle bir sempozyumunda hem tarihsel olarak da bir anlam dünyamızda bir iz düşümünün olmasını arzu ettik. Bu programımızda dediğim gibi 3 gün boyunca çok farklı konuda sunumlar gerçekleştirilecek ve bunlar bir yayın olarak da literatüre önemli katkılar sunacağı bir toplantıyı gerçekleştirmiş olacağız. Çalışmalarımız Mart ayında. Tabii ki bizim çalışmalarımız hep devam edecek. Onu da söylemek lazım. Mehmet Akif Ersoy Araştırma Merkezimiz şu anda Akif'le ve devriyle ilgili önemli arşiv çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Ancak daha önce de girişim olmasına rağmen Burdur'un güvenmez misiniz? Edirne dışında hiçbir yerde böyle bir çalışma. Evet. Ve bunların bir marka olarak Türk yetiştiricilerine sunulması. Tescil çalışmaları çok ciddi ve teknik çalışmalar. Artık Burdur'un hayvancılıkta marka. Hayvancıların buraya geldiği. Bir projesinin esas dayandığı, yaslandığı şeylerden bir tanesi bu. Çünkü güzel sunumlarından mahrum kalan hayvanlar kesif yiyen lezzetler sunuyor. Bizim Burdur peyniri de yakalayacağımız ton bu ton sayısı sınırlı. Çünkü en büyük problemlerden birisi burada çoban sorunu var. Yani çok genişleme şansınız var, sermayeniz varsa. Bundan dolayı son dönemde